Değerli arkadaşlar, herkese merhaba tekrar. Yine bir yoğun trafiğe denk geldik. Dur kalktı trafik. Şu an çok bekleyeceğimi düşündüm. Vitesimi boşa aldım. Debriyajı bıraktım. Debriyajı çok uzun beklemelerde mutlaka boşa alıp bırakmamda fayda var. Frenle bekliyorum. Önümdeki araçlar hareket etmek istediği an tekrar debriyaja basacağım. Vitesi 1'e alacağım. Burası yokuş aşağı. Sadece freni bırakıyorum. Aracımı kaydırıyorum. Tekrar frene basıp durduruyorum. Yokuş aşağı olan yerlerde pek de debriyajla vitesle uğraşmaya da gerek yok. Freni bıraktığımızda nasıl olsa kendisi gidecek. Önümüzdeki araç sağa dönecek. Bakın freni bıraktım. Öndeki araca doğru yaklaşıp tekrar duruyorum. Hafif hafif frenle gidiyorum. Frene tam basmadım, tam durdurmadım. Yavaş yavaş kaymasını sağlıyorum. Tekrar frenimi bıraktım. Yavaş yavaş aracımı kaydırıyorum. Güzel yoğun bir trafik var. Akşam iş çıkışı trafiği. Korna kıyamet gidiyor bakalım. Hafta sonu sınava girecek bütün arkadaşlarıma bu arada başarılar diliyorum. Bu çektiğimiz video günlük kullanım için, yoğun trafikte debriyaj ve fren kullanımı, gaz ve debriyaj kullanımı nasıl olmalı ona anlatmaya çalışıyoruz. Biraz bu yoğun trafikte sabırlı olmakta fayda var. Bakın heyecanlı bir arkadaşım var mesela, sağdan doğru geliyor. Heyecanını yenemiyorum. Bu yoğun trafikte bu kadar heyecanlı olmaya gerek yok. Bakın freni bırakıyorum, aracım yavaş yavaş gidiyor. İlle de gazla debriyajla uğraşmaya gerek yok. Gideceğimi düşünüyorum, vazgeçtim. Evet. Bakın şu ana kadar sadece frenle vites boşta buraya kadar geldim. Çok uzun beklemelerde bu şekilde debriyajı fazla uzun tutmamamızda fayda var. Ama kısa biraz sonra denk gelirse yaparız. Debriyaja bastım, 1'e aldım. Gaz debriyaj, yürütüyorum. Öndeki araç duruyor. Debriyaj, fren. Çok uzun mu bekleyeceğim? Hayır. Gaz debriyaj, tekrar debriyaj, fren. Tekrar gaz debriyaj. Bırakıyorum debriyajımı. Bastım debriyaja 2. Tekrar gaz debriyaj kavramada. Öndeki araç durdu. Fren, debriyaj. Işık kırmızı olduğu için boşa alıyorum ve debriyajımı yavaşça bırakıyorum. Ayağımızı debriyajı bırakırken yavaş bırakmaya alıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Işık yeşile geçti. Bastım debriyajıma. Vitesi 1'e aldım. Öndeki araç kalkacak. Tekrar gaz debriyaj yaptım. Hareket ediyorum. 2'ye atabiliyor muyum bakıyorum. Evet, 2'ye atabiliyorum. Bastım debriyaja 2. Tekrar gaz kavrama yapıyorum. Debriyajı kavrama noktasına çekip biraz tutup bırakıyorum. Çok da uzatmıyorum. Öndeki araç yavaşlıyor. Duracak. Işık gene kırmızı. Frene bastım. Frenle gidiyorum. Debriyaja bastım. Hala gitmeye devam ediyorum. Son noktada bir yerde durduruyorum. Boşa aldım. Debriyajımı tekrar bıraktım. Bu şekilde sürekli fren debriyaj, gaz debriyaj, debriyaj fren. Çok yavaş giderken önce debriyaja basabiliyoruz ama mesela biraz önce 2'ye attım, durmak için önce nereye bastım? Frene bastım. Bunu birinci viteste yapsaydım muhtemelen debriyaja basıp frene basacaktım. Hıza göre değişebiliyor çünkü. Yaklaşık 20 kilometrenin üzerinde gitmeye başladığımızda, 30'a falan çıktığımızda ışık yeşil yandı. Debriyaja bastım. 1'e alıyorum. Öndeki aracım hareket ettiğinde gaza basacağım. Debriyajı kavramaya getiriyorum. Tutuyorum debriyajımı bir müddet, sonra bırakıyorum. Bakın hemen bırakmıyorum debriyajı kalkışta. Bastım debriyaja, gazı bıraktım. 2. Gaz kavrama. Debriyajı bırakıyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Trafiğin durumuna göre
Gaz debriyaj, debriyaj, fren. Şu an ikinci viteste ilerliyorum mesela. Evet bakın öndeki araçlar duruyor. Frene basıyorum. Hızlı olduğum için debriyaja basıyorum. Vitesimi 1'e alıyorum. Unutmayın her duruş bir başlangıç. Her durduğumuzda ya da her duracak kadar yavaşladığımızda mutlaka aracımızı 1'e almamızda fayda var. Gidebilecek miyim bakıyorum. Hayır, gazı bırakıyorum. Öndeki araçlar dönüş yapıyor. Sağ taraflarından geçebilirim. Sola dönecek aracın sağında müsait yer varsa geçebiliyorsunuz arkadaşlarım. Evet. Motoru bağırttım. Bastım debriyaja. 2. Gaz kavrama. Kavramayı biraz tutup yavaşça ayağımı çekiyorum. Tekrar ilerlemeye devam ediyorum. İkinci vites. Şehir içinde olduğum için fazla hızlanmama hiç gerek yok. Akşam trafiği yoğun bir trafik. Ne olur ne olmaz. Yaya atlayabilir. Birden önünüze bir araç çıkabilir. Gayet sakin gitmekte fayda var değerli arkadaşlarım. Mesela burada yavaşlamak istersen biraz hızlandırayım. Bakın önüme araç çıkıyor. Frene basıyorum. Yeterince yavaşlıyorum. Araç geçemezse debriyaja basacağım. Sağ sinyali yaktım. Hafif sağa kaçtım. Aracın tersine doğru sağınızda müsait yer varsa kaçabiliyorsunuz. Mantığınız o şekilde işlemesinde fayda var. Önümüzdeki araçlar duruyor. Frene basıyorum. Debriyaja basıyorum. Araçlar hareket etti. Tekrar gaz debriyaj. Çok yavaşlamadığım için biri almayı düşünmedim. Tekrar fren debriyaj yapıyorum. Ayağım debriyajdaydı zaten. Karşıda dönecek araç var. Ona yardım ediyorum. Dönmesine izin verdim. Gaz debriyaj. İlerliyorum. Öndeki araçta debriyaj, fren. Bakın bu kısalarda gaz debriyaj, debriyaj, fren. Bu şekilde yapmamızda büyük fayda var. Boşa aldım. Debriyajımı bıraktım. Çok uzun bekleyeceksem, bunu umarım birçok videoda anlatmaya çalıştım. Çok uzun bekleyeceksem boşa alıp debriyajı bırakmakta fayda var. Ama kısa bekleyişlerde çok da etkili değil arkadaşlar. Debriyajı o kadar anormal çok da zarar vermez. Tekrar önümüzdeki araç yavaş. Gazımı bırakıyorum. Çok yavaş olduğum için önce debriyaja bastım. Sonra frene bastım. Hızlı olsaydım frene basıp debriyaja basabilirdim. Tekrar gaz debriyaj yapacağım. Bakın. Yandan kaynak yapmaya çalışan arkadaşlarımız var. Trafik biraz tabiri caizse sabır işi. Yani herkes ben bir metre önde gideyim diye düşünüyor. Bir metre neyi değiştiriyor arkadaşlar için bilmiyorum ama bir metre çok önemli. O bir metre önden gitmek gerçekten çok değerli galiba. Bakın debriyaj, fren, gaz, debriyaj. Evet, bıraktım debriyajımı. Öndeki araç tekrar duracak. Debriyaja bastım, frene bastım, boşa aldım, debriyajımı bırakıyorum. Araçlar hareket edecek, debriyaja bastım, biri aldım, gaz debriyaj, ilerliyorum. Debriyajı hemen bıraktım, yayalar var, debriyaj, fren. Gördüğünüz gibi yayalar karşıdan karşıya birden çıkabiliyor, akşam trafiği. Debriyajımı tekrar bıraktım, öndeki araç gidemiyor. Debriyaja bastım, frene bastım yavaş olduğum için. Boşa aldım, debriyajımı bıraktım. Karşıda dönecek bir araç var. Fazla ilerlemeyeceğim. Onun dönmesine izin veriyorum. Yoksa karşıdaki trafik tıkanacak sürekli. Gaz debriyaj. Bakın araç gidemedi. Debriyaj, fren. Tekrar gaz debriyaj. Debriyaj, fren. Şehir içi trafikte, yoğun trafikte bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Gaz debriyaj. Debriyaj, fren. Fren debriyaj. Bu şekilde yoğun trafikte baş etmeye çalışıyorsunuz. Bunun başka bir yöntemi de yok zaten. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Kısa süreli, biraz önce yaşadık, kısa süreli gaz debriyaj, debriyaj, fren olayı yaşayacaksak ille de boşa almamız zorunlu değil. Gaz debriyaj mesela şu anda bastım debriyaja, frene. Tekrar bakalım öndeki araç kalktı. Gaz debriyaj. Bu anlık dur kalklar için çok da boşa alıp beklemeye gerek yok ama bakacağım tekrar kalkacak mı? Evet, kalkacak. Bıraktım freni. Gaz debriyaj. Birlikte kalkıyoruz. Çok uzun bekleyişlerde boşa alıp debriyajı bırakmanızda fayda var. Kalkışta debriyajı bir müddet tutup hemen bırakmamak da araç için faydalı. Sert debriyaj çekmek doğru değil değerli arkadaşlarım. Evet, önümüzdeki araç duracak. Tekrar frene bastım, debriyaja bastım, durdurdum. Boşa aldım.
debriyajımı bıraktım. Araç gideceği zaman tekrar debriyaja basıyorum, bire alıyorum, tekrar gaz debriyaj. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Debriyaja bastım, ben sağa döneceğim çünkü. Evet. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir arkadaşlar. Umarım herkesin işine yarar. Bakın şu an birinci vites, yavaş yavaş ilerliyorum. Hareket halindeyken debriyajı kesinlikle basmıyorum. Ayağım üzerinde bu şekilde bekletmiyorum. Hiç gerek yok. Debriyaj, fren, bir kasis var çünkü. Tekrar gaz, debriyaj. Debriyajımı bıraktım. Şöyle sağ tarafa yanaşıp durayım. Yayalar bir geçsin. Videoyu sonlandırmak için duracağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde duruyorum. Arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere inşallah.